Merhaba arkadaşlar. Pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar AYT fizik konuları anlatmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz atışlar kısmının aşağıdan yukarıya düşe atış. Evet bir cisim V0 hızıyla ile eğer aşağıdan yukarıya doğru yer çekim iğmesinin tersi yönde atıldığı zaman hızı ne yapar? Onar onar azalır. Çünkü yer çekimi onun dışı ne yapıyor? Yukarıya doğru arkadaşlar cisim yavaşlayan bir hareket yaptığını burada görmüş oluyoruz. Eğer cisim yukarıya doğru ilk hızla atıldığı zaman yavaşça yavaş hareket yapıyorsa o zaman yukarı çıktığı andaki son hıza ne olur? Ve sıfır eksi yer çekim kadar her saniyede hıza ne olur? Azalmış olur. Eğer yukarı çıkarken aldığı yolu h tersi o zaman h ifadesi nedir? Ve sıfır çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare kadar azalır. O zaman bu formüller arkadaşlar yukarı çıkarken ki hızını bulurken bu da yukarı çıkarken ne kadar yüksekliğe çıktığını bu şekilde bulabiliriz. Yukarı çıkarken çıkma süresinde hızını g'ye bölerek de bulabiliriz arkadaşlar. Ancak biz yine ortalaması formülünü formülünde kullanabiliriz. Ortalaması neydi? Cismin ilk hızı artı son hızı bölü 2 çarpı t yaparak da cismin aldığı yolu bulabiliriz. Demek ki hız ifadesini ve 0 eksi gt aldığı yol ifadesini ve 0 eksi gt 1 bölü gt kare. veya arkadaşlar ortalama hız formülünden de ilk hızı son hızı toplayıp 2'ye bölersek de arkadaşlar cismin aldığı yolu yolu bulmuş oluruz. Şimdi gelelim arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Burada bir sorumuz var. Şöyle diyor. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir cisim yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla atılıyor. Cismin çıkış süresi kaçtır? Şimdi cisim yer çekilmesinin tersi yönde gittiği için ne oluyor arkadaşlar? Hızı onar onar azalır dememiş miydik? O zaman yukarıya çıkış süresini bulurken o zaman v sıfır ne yapacağız? G'ye böleceğiz. Çünkü yer çekim inmesi kadar hızını azaltıyordu. O zaman yukarıya 40 atıldığı için yer çekim 10 olduğu için çıkış süremiz kaçtır? 4 saniye olarak söyleyeceğiz. Tabii ki sonuçta çıkışla iniş birbirine eşit olduğu için o zaman 4 çıkarsa 4 inecek. O zaman toplam havada kalma süresi uçuş deriz. 4 çıkıp 4 iniyorsa o zaman havada kalma süresi 8 saniye olarak söylemiş oluyoruz. O zaman hava o zaman cismin çıkış süresini bulurken hızını yer çekimine böldüğümüz arkadaşlar direkt kaç saniye çıktığını buluruz deriz. Geçelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ne demiş sorumuz da bize? Sürtünmeler önemsenmedi. Yine havasız bir ortam dediği için yerden ve sıfır büyüklüğünde cisim düşey yukarı atılan cisim atıldığı yere 6 saniyede düştüğüne göre ve sıfır hızı nedir diyor. Şimdi burada cisim dikkat edersiniz. Burada ne yapmış arkadaşlar? Yerden belli bir ve 0 hızla atılmış. Cisim tepeye çıkmış. Sonra tekrar aşağı ne yapmış arkadaşlar? Dönmüş. Şimdi cismin toplam havada kalma süresi kaç saniye? 6 saniyemiş. O zaman cismimiz nedir? 3 saniyede çıkmıştır. 3 saniyede inmiştir. Şimdi yer çekim 10 olduğu için o zaman 3 saniye çıkması için bu hızının kaç olması? 30 olması. Nerede anladık diyeceğiz. Çünkü biz çıkış süresini bulurken hızı yer çekimine bölmüyor muyuz? Eğer burası 3 olduğu için yer çekimde 10 olduğu için arkadaşlar buradan o zaman atıldığı andaki hızının 30 metre bölü saniye olduğunu anlamış oluyoruz. Evet geçelim arkadaşlar başka bir özelliğimize. Şimdi buradaki atış hareketimiz neydi? Cisim yerden ve sıfır hızla atıldığı zaman ne yapıyor? Tekrar tepeye çıkıyor. En tepede hızı ne oluyordu arkadaşlar? Sıfır oluyor. Tekrar arkadaşlar yere geldiği zaman yere aynı hız büyüklüğünde ne yapıyor? Yere çarpıyor. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Cisim tam buradan geçerken ya yani aynı zaten geçerken buradaki hızına V1 diyelim. Şuradaki hızına V2 diyelim arkadaşlar. Buradaki V1 hızının büyüklük olarak arkadaşlar V2 ne olmasıdan V2 hızına eşit olması lazım. Ancak arkadaşlar eğer bize şu şekilde yazarsa yani V1 eşittir V2 yazarsa ne olur? Yanlış olur. Çünkü hız vektörü olduğu için o zaman bunun önünde ne olması lazım? Eksi olması lazım. Onun için buraya dikkat etmemiz lazım. Eğer arkadaşlar V1 V2'ye ne olarak eşit diyeceğiz? Büyüklük olarak eşit Ama vektör olarak nasıl olması lazım? Ters olması lazım. Bir cisim tepeye çıkarken arkadaşlar maksimum yükseklik formülünü şu şekilde yapabiliriz. Bu formül nereden gelmiştir? Zamansız formülden gelmiştir. Biz nasıl yazarız? Zamansız V0'ın karesi ve V0'ın karesi V0'ın karesi V0 eksi 2 GH. Niye eksi 2 GH? Çünkü yavaş harekette zamansız formülü eksi yazacağız. En tepeye çıktığı zaman hızı 0 oldu. O zaman arkadaşlar burada V0'ın karesi 2 GH olduğu için H yüksekliğini eğer sorarsa e, ilk hızın karesi bölü 2G şeklinde arkadaşlar bir formülle yapabiliriz. Ama arkadaşlar şunu, bunu şöyle düşünmek daha güzeldi. Eğer cisim tepeye çıktıktan sonra inerken hangi hareketi yok? İnerken serbest düşme yaptığı için. Onun için inerken arkadaşlar serbest düşme kurallarını kullanabiliriz. Şimdi geçelim e, buradaki grafiğimize. Grafiğimiz neyi anlatıyor? Grafiğimiz bize şunu anlatıyor arkadaşlar. Eğer cisimiz yerden ve sıfır hızlı atıldığı zaman ne yapıyordu? Tekrar tepeye çıkıyor. En tepede ne yapıyordu? Duruyor. Tekrar aynı hızla yere çarpıyor. O zaman yukarı çıkarken hangi hareketi yapmıştı? Tabii ki yavaşlayan hareket yapmıştı. Aşağı inerken ne yapıyordu? serbest düşme hareketi yapmıyor mu? O zaman burada grafiğe dökmüş olayı cismin hızı ve sıfırken burada gördüğün en tepede ne oldu? Sıfır oldu. Bakın buraya geldi. Sıfır oldu. Tekrar geri dönerken tekrar ve sıfırla döndü. O zaman eksi ve sıfır oldu. O zaman bizim burada bilmemiz gereken hız zaman grafiğinin alanı yani çıkarken arkadaşlar veya inerken ki aldığı yol nedir? H yolu olduğu için şuradaki alan bize neyi verir? H maksimum verdiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik. Burada çıkmış bir ÖSYM sorumuz var. Güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle diye nokta say say yapacak bir bilye hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda yerden düşey yerden düşe, düşe atılmış şu şekilde. Yukarı doğru fırlatılıyor. Aynı anda başka bir özdeş bilye yerden 120 metre yüksekten serbest bırakılıyor. Yani arkadaşlar birinin belli bir ilk hızı var. Bir de arkadaşlar yukarıdan ne yapıyor? Tepeden serbest bırakıyor. Bu K cismi olsun. Bu L cismi olsun. Bunlar 4 saniye sonra havada çarpıştıklarına göre çarpışma anda yerden yüksekliği ne olur? Şimdi bizim yapmamız gereken şu arkadaşlar. İki cisim arasındaki toplam şu yüksekliğimiz ne kadar arkadaşlar? Bu toplam bu yüksekliğinin kaç olduğunu söylemiş. Toplam H yüksekliğinin 120 metre olduğunu söylemiş. Sonuçta cismimizin biri ne yapıyor? Yukarıdan aşağı inerken bir de arkadaşlar aşağıdan yukarıya atış hareketi yapıyor. Ve bunların her ikisinde 4 saniye sonra karşılaştıklarını biliyoruz. O zaman şunu yapabiliriz. Buradan ne yapmamız Kaç metre yol aldığını bulamayız. Çünkü cismin hızını bilmiyoruz. Ama serbest bırakılan bir cisim nasıl hareket edebilir? 5 15 25, 35. Buraya kadar kaç metre yol aldı arkadaşlar? Buraya kadar cisimiz 80 metre yol aldı. O zaman bundan çarpışma anındaki yerden şu yüksekliğini soruyor. O zaman 120'den 80'i çıkarırsak burası kaç oldu arkadaşlar? 40 metre yerden yüksekte ne yapmış olurlar? Çarpışmış olurlar deriz. Evet geldik başka bir sorumuza. Hava direncinin olmadığı yani havasız olduğu bir ortamda yerden düşey yukarı 40 metre bölü saniye hızı bir de fırlatılıyor. Cismin uçuş süresi kaç saniyedir? Maksimum yüksekliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar cismimiz yerden tabii ki 40 metre bölü saniye hızla atıldığını söylemiş ve e, cismin uçuş süresi. mi? Cisim uçuş süresi en tepeye çıktığında hızı ol, olmayacak mı? Yani duracak. O zaman tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Bu cisim tekrar yere ne yapıyor? Aynı hızla ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar düşmüş oluyor. Şimdi yukarı çıkarken hızı nasıl biliyorduk? Çıkış süresini bulurken hızını yer çekimle biliyoruz. Şimdi atıldığı andaki hızımız kaç? Atıldığı andaki hızımız 40. Yer çekimde 10 olduğu için o zaman ne yapar? 4 saniyede çıkar. Her çıkışın bir inişi olduğu için 4 saniyede ne yapmış olur arkadaşlar? Bu da 4 saniyede inmiş olur deriz. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. O zaman 4 saniyede çıktı. 4 saniye indiği için arkadaşlar toplam uçuş süresi kaç saniye? 4 çıktı. 4 indi. O zaman uçuş süremiz kaç saniye? 8 saniye. Şimdi cismimizin arkadaşlar yüksekliğini sormuş. O zaman tepeden aşağı inerken serbest düşme yapmıyor muydu? O zaman cisim 5, 15, 25, 35 toplam. Hep bunu hesaplarsak arkadaşlar. 5'i, 15'i, 25'i, 35'i toplarsak yüksekliğimizin kaç olduğunu buluyoruz. Tepeden bırakan yüksekliğin 80 metre olduğunu görmüş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorum şöyle arkadaşlar. Hava direnci yine olmadı. Yani havasız olduğu bir ortamda ve sıfır büyüklüğündeki hızla yukarı atılan cisim yere 10 saniyede düşüyor. Cismin ilk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyede? Maksimum yüksekliği kaçtır? Şimdi cisim arkadaşlar 10 saniyede yere düşmüş. O zaman ne yapıyor? Burada arkadaşlar en tepeye çıktığı zaman çıktıktan sonra cismimiz ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar yere düştüğünü biliyoruz. O zaman bize atıldığı andaki hızını sormuş. O zaman 5 saniyede çıkacak 5 saniye inmeyecek mi? Çünkü toplam 10 saniye arkadaşlar. O zaman 5 saniyede yukarı çıkması için çıkış süresi biz V0 bölü G dememiş miydik? O zaman 5 saniye çıkması için hızımızın kaç olması lazım? Hızımızın burada arkadaşlar o zaman 50 olması gerekiyor. Çünkü hızı 10 oranı azaldığı için atıldığı andaki hızının 50 metre bölü saniye olduğunu burada söylemiş oluruz. Şimdi cisim tepeden aşağı inerken ne yaptı arkadaşlar? Serbest düşme yaptı. O zaman inerken serbest düşme kuralını kullanarak yüksekliğini bulabiliriz. 5 15, 25, 35, 45. Toplam 5 tanıması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini toplarsak arkadaşlar bunu da 125 olarak buluruz. İster formülde kullanabiliriz. İnerken 5 te kare formülü kullanırsak çünkü serbest düşme yapıyordu. 5 çarpı 5'in karesinden toplam 125 metrelik bir yüksekliğe sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Demiş ki hava direncinin olmadığı ortamda düşey yukarı ve sıfır büyüklüğünde hızla atılan cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ve sıfır hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Yüksekliği ne kadar? Şimdi arkadaşlar grafiğimizi incelediğimiz zaman cisim ne yapıyor? Hızın ne yapmış? Sıfırlamış. O zaman cismimiz ne yapmış? Yukarı doğru atılmış ve en tepede sıfırlanmış. Kaç saniyede sıfırlanmış? Tepeye çıkma süresi 3 saniye olduğu zaman. O zaman hızı onar onar azaldığı için atıldığı hızın 30 olması lazım. Çünkü biz süreyi bulurken ne yapıyorduk? Ve sıfırı G'ye biriyorduk, O zaman süresi burada arkadaşlar 3 olduğu için yer çekimde 10 olduğu için atıldığı andaki hızının da burada 30 metre bölü saniye olduğunu hemen söyleyebiliriz. Demek ki atıldığı hızdaki değişim arkadaşlar bize süreyi hemen ne yapıyor? Vermiş oluyor. Cismin bize yüksekliğini sormuş arkadaşlar. Yine inerken cisim sonuçta her çıkışın bir inişi olacağı için o zaman ne yapıyor? Cisim inerken 3 saniye ineceği için o 5, 15, 25 toplam yükseklik ne oluyor arkadaşlar burada? 45 metre olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman h yüksekliğinde 45 olduğunu söyleyebiliriz. Veya istersek arkadaşlar buranın 30 olduğunu bildiğimiz için şuradaki alan bize neyi verir? 30 çarpı 3 bölü 2 yani hız zaman grafiğinin alanı bize Cismi aldığı yolu vermez. Buradan da 45'i her türlü bulmuş oluyoruz. O zaman V0 hızımızı kaç bulduk? 30 bulduk. Ve cismin yüksekliğinde 45 olarak görmüş olduk. Evet geldik başka bir soruza. Demiş ki sorumuz şöyle. Yine hava direncinin önemsenmediği ortamda k cismi 3 ve 2V büyüklüğünde hızla yukarı atılıyor isimlerin çıkabileceği maksimum yükseklik Hg, HL nedir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu şöyle yapabiliriz. İstersek buna değer de verebiliriz. Yani 3 vye 30 diyebiliriz. 2 vye 20 diyebiliriz. O zaman bu cismin tepeye çıkması kaç saniye sürer? Tabii ki 30'un içinde 3 defa 10 olduğu için 3 saniye sürer. Bu cismin tepeye çıkması 2 saniye sürer. O zaman K cismi için düşünersek tekrar geri döneceği için o zaman 5, 15, 25. K cismin o zaman Tekrar geri dönerken kaç metre yol aldı? 45 metre yol aldı. Diğer cisim 2 saniye düşeceği için ne yapar? 5, 15. O zaman HL cisimde ne yaptı arkadaşlar? 20 metre yol aldı. O zaman HK'nin HL'ye oranını yazarsak 45 bölü 20. 5'e bölersek 9. 5'e bölersek 4 olur. 9 bölü 4 olarak hesaplayabiliriz. İstersek arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Şimdi H maksimum neydi? Bir formül vermiştik. Zamansız formülünü çekmiştik. Ve sıfırın karesi bölü 2G. Şimdi burada dikkat edersen 2V 3V'ye 3V, 3V 3 2V'ye vermiş. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. HK eşittir. 3V'nin karesi 9V kare bölü 2G. HL yazarken de 2V'nin karesi 4V kare bölü 2G. Burada G'ler ne yap? yapar gider. Yine her türlü 9 bölü 4 bulmuş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Hava direncinin olmadığı bir ortamda yerden düşe yukarı 50 metre bölü saniye büyüklüğün hızla atılan cisim 7 saniye sonra K noktasından geçiyor. K'nın yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar cisim tabii ki yerden 50 metre bölü, 50 metre bölü saniye hız atılmış. Ve en tepede 0 olduğunu biliyoruz. O zaman çıkma süresi kaç saniye? 5 saniye. Buraya gelme süresi 7 saniye olmuş. O zaman 5 saniye burada kullandı. O zaman 2 saniye de burada kullandı. 5, 2 daha 7 olduğunu görüyoruz. O zaman arkadaşlar eğer sol taraf 5 saniye ise sağ tarafta 5 saniye olması lazım. O zaman şuradaki haş mesafesi ne yaptı arkadaşlar? 3 saniyede aldığını görmüş oluruz. Bize neyi sormuş? Haş mesafesini sormuş. O zaman tepeden saymaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar sayalım. O zaman inerken 5, 15 deniyor. Daha 3 sene daha inerse ne olur? 25, 35. 45. O zaman bizim için şurası lazım arkadaşlar. 45, 45, 35 artı 25. 45, 35 ne yapar? 80. 25 de burada arkadaşlar. O zaman h yüksekliği ne oldu? 105 metre olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Yine hava direnci, yani havasız ortamda oldu. Aynı anda atılan KL cisimlerin K'nın ilk kez e, sıfır olduğunda K ve L arasındaki yükseklik farkı kaç metre olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz K'nın ilk kez sıfır olduğu anda K ile arasındaki yükseklik farkı ne olur diyor. K'nın ilk kez sıfır olması ne demektir? K'nın ilk kez sıfır olması yani tepeye çıkması sıfır olacak. Kaç saniye sıfır olacak? 4 saniye sıfır olacak. Neden diyeceğiz? Çünkü biz K'nın sıfır olması için arkadaşlar... Ee, ne yapacak? 40'ı 10'a böldüğümüz zaman en tepede sıfır olacak kendisini. O zaman bu 2 20 ile atıldığı için bu ne yapar? 2 saniye çıkar, 2 saniye iner. O zaman bu da burada olur arkadaşlar. O zaman K çıktığı anda L nerede olacak? L de yerde olacak. Neden diyoruz arkadaşlar? Çünkü bu iki saniye çıkmış, iki saniye dönmüş. Yani bunun tepeye çıkması demek, bunun tepeye çıkması demek 4 saniye. Bunun da aşağı inmesi demektir. O zaman aranda ne kadar fark oluştu? O zaman bunun tepe yüksekliğini olarak arkadaşlar 5, 15, 25, 35. Çünkü 4 sene çıktı biliyoruz. Bu yüksekliğin tamamı kaçtır? O zaman bu yerdeyken bu 80 metre yüksekte kalmış oluyor diyoruz arkadaşlar. Evet, geldi başka bir sorumuza. Hava direncinin olmadığı, havası olduğu ortamda yerden Düşe 30 metre bölü saniye büyüklüğünde hız atılan cisim yere 8 saniyede düşüyor cismin yere hangi büyüklükte hızla çarpar ve h yükseklik karşı. Cismin arkadaşlar bize şuraya çarptığı andaki hızını soruyor. Evet, cismin toplam 8 saniye düştüğünü biliyoruz. O zaman hemen şöyle yapalım. En tepede hızı ne oldu? Sıfırlandı. 30 tepeye çıkması için 30'un işte kaç defa 10 düşmesi lazım? 3 defa 10'un düşmesi lazım. O zaman 3 saniyede buraya çıkar. Tekrar 3 saniyede ne yapar? Aynı hizaya gelir. Yani şuraya gelir. O zaman toplam 8 saniye olduğu için şu aralığa kaç saniye? 2 saniye kaldı. O zaman bize arkadaşlar cismin yere hangi büyüklükte hızla çarpar demiş. Yere düşme süresi o zaman buradan buraya kaç saniye oldu? 5 saniye oldu. O zaman yere düşerken GT ile düşmüyor mu? GT ile düştüğü için yer çekimi 10 olduğu için 5 saniye düşeceği için o zaman yere çarpma süresi e, e, hız arkadaşlar 50 metre bölü saniye oldu. Haş yüksekliği kaçtır diyor. Haş yüksekliğini şöyle buluyoruz. Tekrar dönüşü düşünelim. Dönerken 5, 15, 25 burası 3 saniye oldu. Devam ettiğimiz zaman 35 ve 45. zaman bu yükseklik kaç olarak? 35-45'in toplamı oldu. Buranın da haşın burada 80 metre olduğunu gördük. Ve yere çarptığı hızında 5 saniye düştüğü için 50 metre bölü saniye olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik bir balon sorumuza. Evet balon soruda güzel söyledi arkadaşlar. Hava direncinin olmadığı yukarı yönde yere göre sabit 20 metre bölü saniye hızla yükselmekte olan bir balondan bir taş balona gel serbest bırakıldığın zaman yere 50 metre bölü saniye hızla Çarpıyor Cismin havada kalma süresi kaç saniyedir demiş Şimdi arkadaşlar Burada tabii ki buradan bir taşı biz ne yapıyoruz İlk hızsız bırakıyoruz ama balonun hızının burada 20 Metre bölü saniye olduğunu söylemiş O zaman burada taş atıldığı zaman ne yapar? Tabii ki balonun hızıyla hareket eder. Yani sonuçta bunun kendisi olmadığı için cisim ne yapıyor arkadaşlar? Burada o zaman ne yapıyor? Taş balonun hızıyla hareket etmiş oluyor. Balonun hızıyla hareket ederken 20 metre bölü saniye hızla geliyor. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Buraya çarparken nereye çarpmış diyor? Yere 50 metre bölü saniye hızla çarpmış. Şimdi bize sorduğu soru ne arkadaşlar? Cismin havada kalma süresi. En tepeye çıkarken ne oldu o zaman? E, sıfırlandı. Çünkü 20 ile atılmış oldu taş şu anda. Çünkü balonun hızını almış oluyor burada. O zaman tepeye çıkar 2 saniye çıkmaz mı? Çünkü 20 10'a böldüğümüzde 2 saniye çıkar. 2 saniye çıkarsa 2 saniyede iner. O zaman tamamında 50 ile çarpması için buradan buradan buraya 5 saniye geçmesi lazım. O zaman şuradaki aralığın kaç olması lazım? 3 saniye olması lazım. Çünkü 50'de 50 de arkadaşlar 50'yi biz yazarken GT'den yazmıyor muyuz? O zaman yer çekimi 10 olduğu için. O zaman iniş süresi, iniş süresinin kaç olduğunu bulduk? 5 olduk. O zaman 2 saniye burada kullanması, 3 saniye burada kullanması bize Neyi sormuş arkadaşlar? Şu yüksekliği sormuş bize. Cismin ıı, taşın bırakıldığı anda balonun yerden ıı, balonun yerden yüksekliği. O zaman şöyle yapalım. İnerken 2 saniye inmiş şurası. Bakın 5, 15 buraya kadar 2 saniye geçti. 3 saniye daha gitmesi gerekiyor. 25, 35 ve 45. 45, 35, 80 yapar. 25 de burada. O zaman atıldığı anda, taşın atıldığı anda yerden yüksekliği kaçtır arkadaşlar? Taşın atıldığı anda yerde, balonun yerden yüksekliği 105 metredir. Yani cismin havada kalma süresi. Cismin havada kalma süresi 2 saniye burada geçti. 2 saniye burada geçti. 3 saniye burada geçti. Toplam havada kalma süresi 2 saniye çıktı. 2 saniye indi. 3 saniye aşağıda gerçekleştiği için toplam kaç saniye oldu arkadaşlar? 7 saniye havada kalmış oluyor diyoruz. Evet geldik. Başka bir soru arka. Çıkmış bir sorumuz var. Evet burada sorumuz şöyle. Ahmet bir ipin ucuna bağla taşı düşey düzlemde şekildeki gibi çembersel yörünge döndürürken bir anda ip taş ip koparak taştan ayrılıyor. İpin koptuğu anda taşın yere düştüğü ana kadar taşın hızla ilme vektörleri birbirine paralel olduğuna göre Şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 noktadan hangi ip kopmuş olabilir? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurada şu ifade dikkat edelim. Hızla iğme vektörlerinin birbirine paralel olması isteniyor. Hızla iğme dediğimiz iğme hangi iğme var burada atış hareketinde? Sadece yer çekilmesi var. O zaman cismin hızının ya yukarı olması lazım ya da arkadaşlar yer çekimini aşağı olduğu için cismin hızının aşağı olması lazım. O zaman burada yapacağı hareket ya yukarı çıkarken ki düşey atış hareketi ya da aşağı hareketi. ki düşey atış hareketi yapmasam. O zaman nerede olacak arkadaşlar? Burada o zaman taş burada ne yapıyor? Aşağı doğru şöyle yönelmiş oluyor. Yer çekimi ne yaptı? Aynı doğrultuda oldu. Burada da arkadaşlar ne yaptı? Cisim yukarı çıkıyor. Yer çekimle yine aynı doğrultuda oldu. O zaman cevabımızın da 1 ve 4 olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bu soru şöyle sorabilir arkadaşlar. Dik olduğu yerler yani hızla hızla yer çekiminin dik olduğu yerlerde sorabilirler. Orası neresi diye söylersek Bakın yer çekimi burada böyleyken burada hız böyle arkadaşlar. Yer çekimi burada aşağıyken hızda ne yapar? Burada böyle olur. O zaman dik olduğu yerler 2 ve 5'tir. Ama bize paralel olduğu yerleri sorduğu için paralel olduğu yerler nedir arkadaşlar? Birinci ve dördüncü bölgede hız ile ilme vektörü birbirine paraleldir deriz. Evet geldik başka bir sorumuza. Evet güzel bir sorumuz var. Hava direncinin olmadığı ortamda iki cisim 20 metre bölü saniye ve 50 metre bölü saniye büyüklük hızlara aynı anda birbirlerine doğru fırlatılıyor. Evet buna göre cisimler kaç saniye sonra karşılaşırlar diyor arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şimdi cismin biri yukarıdan atılıyor. Biri de aşağıdan atılıyor. O zaman şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar bu cismin aldığı yola bu cismin aldığı yola ne diyelim. X1 cismi diyelim. Bu cismin arkadaşlar X2 yolunu alsın. O zaman burada gösterirsek biri yukarıdan 20 metre bölü saniye atılmış. diğeri de aşağıdan yukarı 50 metre bölü saniye zatılmış. O zaman her ikisini aldığı yol 140 metre değil miydi? O zaman şöyle diyelim arkadaşlar, şurası X1 yolu olsun, şurası da cismin X2 yolu olsun. O zaman X1 ve ee, x1, x2 yolun toplamı kaç metre? Burada gösterdiği 140 metre. Ama arkadaşlar biri ne yapıyor? Aşağı doğru hızlanan hareket yaparken biri yukarı çıkarken yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi yavaşlayan ve hızlanan harekette formümüz neydi? H eşittir. V0 çarpı T e, artı 1 bölü 2 g T kare olarak yazmıyor muyuz? Evet arkadaşlar şimdi cisim yukarı aşağı e, yukarı çıkarken veya aşağı inerken aldığı yolu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada dikkat etmemiz gereken eğer aşağı inerken aradaki işaret artı yukarı çıkarken aradaki işaret eksi. Neden diyeceğiz? Çünkü yukarı çıkarken aşağı inerken hızlanarak hareket yapar. Yukarı çıkarken yavaşça hareket yapar. O zaman arkadaşlar x1 ne yaptı? Hızlanarak hareket yaptı. O zaman şöyle yazalım. E, i̇lk hızı 20 çarpı t diyelim. A, burada artı e, 1 bölü 2 g t kare diyelim. Diğer cisimler bir yukarı çıktığı için ilk hızı kaçtı? 50. 50 çarpı t eksi 1 bölü 2 g t kare diyelim. Ve burada toplamda ikisini aldığı 140 metre. O zaman arkadaşlar sonuçta 1 bölü 2 g t kare ne yapıyor? Götürüyor. Toplamda 20 t 50 t daha ne yapar? 70T, 70T, 140 ile gidiyorsunuz T süremiz, ne oldu? Karşılaşma süremiz 2 saniye olduğunu görmüş olur. Demek ki yaptığımız tek hareket nedir arkadaşlar? Bu cismi aşağı inerken hızlanan hareket yaptığını görmek. Hızlanan harekette aradaki işaret nedir? Artıdır. Yani 20 çarpı T, ilk hız çarpı T artı 1 bölge GT kare. Aşağı inerken, e, yukarı çıkarken ne yaptı? Yukarı çıkarken de yavaşça hareket yaptı. Aradaki şartın eksi olması lazım. İlk hızı 50 olduğu için 50 eksi 1 bölge G tekrar çıkmış oluyor. Toplam 140 metre ve her ikisi arkadaşlar 1 bölge G tekrar getirirse 20 T ile 50 T'nin toplamı 70 T. 70 T 140 metre eşitse T o zaman karşılaşma süresinin burada 2 saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.